Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne anneyim, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizim sobada puflayıp duruyor. Kapattım her yerini. Dedim hava güzel, camları açayım. Camlardan da dedim güzel eve güzel temiz hava girsin. Soba pufladı durdu 2-3 defa. Evin içi duman kokmaya başladı. Şimdi açtım da yanıyor. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Benim hafta sonu temizlikle geçiyor. Evi süpürdüm. Ondan sonra şimdi de siliyorum. Elimle silecektim. Bezle kendim elimle silecektim. Büyük ev de çok pislenmiş. Şimdi burayı yapacağım. Burayı yaptıktan sonra öbür eve gideceğim. Orayı süpürüp sileceğim. Yani o kadar çok toz, örümcek, orası batmış ya. Sanki biri yaşıyor orada. Yani biri yaşasa o kadar pis olmaz. Berbat. O yüzden burayı işte süpürdüm. Elif de toz alacak. Sonuçta şurayı sileceğim. Hemen öbür eve gideceğim. Öbür ev gerçekten berbat. Bir taraftan makineye çamaşır atıyorum. Bir taraftan makineden çamaşır alıyorum. Yani hareketli bir hafta sonu geçiriyorum. Öbür evin temizliği bitti arkadaşlar. Buraya geldim. Burada da dediğim gibi hep toz var. Örümcekler olmuş. Bir de şey yapacağız. Bizim indirmenin altında, garajın altında şey var. Soba. Sobayı alacağız. Buraya kuracağız. Ona göre de koltukları ayarlayacağım. Çünkü soba buraya kurulacak. Buradaki koltukların birini şuraya almayı düşünüyorum. Birini de şuraya alırım. Sobaya yer açılsın diye. Önce bir temizliğini yapayım, sileyim. Ondan sonra da eşim altlık almaya gidecek. Ormanköy'e ya da Akyazı'ya, bilmiyorum nereye gidecek. Sobayı buraya kuracağız yani. Şimdi şu kapağı çıkardığında da bir sürü pislik dökülebilir. Yani 2 senedir yanmıyor burası. Bacadaki bütün pislikler inmiştir oraya. Bakalım, başladık bir işe. Öyle yani. Efe sen de bu yollukları silkelersin annem. Ben de burayı hemen süpürüp sileyim. Makinenin içinde bir şey mi var acaba Efe? Takır takır ediyor. Aa. Hep öyleyse bir şey kaçtı o zaman. Başka zaman yıkarken de mi böyle? Şey ama. Elif'in okul çantası var ya içinde. Belki onun bir şeyleri çarpıyordur. Elif nereye gidiyorsun? Tamam da baban arabasız gitti o tarafa. Nasıl olacak o? Hı? Hırka giymeyeceksin mi? Baban gelir şimdi ya. Niye öyle gitti bilmiyorum. Yok canım. Şöyle arkadaşlar, oradaki çekyat diyorum. Tekli koltukları aldım. Şöyle orada biliyorsunuz az önce tekli koltuklar vardı. Buraları süpürdüm, sildim. Buraya soba kuracağız eskisi gibi. Bacamızı da temizler eşim gelince. Şuraya tekli çekyatların birini şuraya koyacaktım. Sobaya dedim yakın olmasın. Birini buraya koydum. Birini de şuraya koydum. Dedim hani sobayı yakar çıkarız. Yani her zaman yakmayacağız. Biri geldiği zaman biliyorsunuz arkadaki ev küçük. Yani biri geldiği zaman sığılacak gibi değil. O yüzden biri geldikçe buradaki sobayı yakarız.
Haliyle de yakarız. Hepimiz ya da ben burada olmam haliyle gelen insanlarla ilgileneceğim için. Yani bir sobadan kıvılcım bir şey gelir Allah korusun. O yüzden dediğim gibi uzatmayayım. Tekli koltuğu hep çekyat diyorum. Tekli koltuğu dedim. Uzak tutayım. O yüzden o da böyle oldu arkadaşlar. Soba kurulduktan sonra da gösteririm. Sobayla da çok işimiz var. Soba silinecek, temizlenecek bayağıdır. Sobanın yan taraftaki demiri, sacı diyeyim, yıllar içinde eskidi. Eşim de kaldırdı buradan. Dedi ki, ben bunu dedi tamirciye götüreyim, sacını yaptırayım. 2 senedir soba dışarıda, sacını yaptırmaya bir türlü fırsat olmadı götürmeye. Ben de dedim ki artık o soba orada tamamen çürüyeceğine bırak dedim. Yan tarafındaki sacı delik olsun bari. Olsun getir. Getir dedim. Şöyle arkadaşlar şu üniteyi de tozunu Elif'e aldıracağım. Elif babasıyla gitti. O zaten babası bir yere gidince babasına takılmayı seviyor. Ben de bir şey demiyorum. Elif geldiği zaman üniteyi komple baştan aşağı güzelce temizlesin. Şöyle çekmecelerinin içini toparlasın. Kağıtlar, bir şeyler var. Şöyle üzerinde tozlar olmuş, bayağı bir tozlanmış. Orayı halletsin. Sonra işte dediğim gibi bacanın içi temizlenecek. Yere eski bir şey sereriz herhalde. Ya da altına bir kova koyarız. Öyle işte arkadaşlar. Durum böyle. Burayı sildim, süpürdüm. Şimdi buraya geleyim. Burayı da temizleyeyim. Şöyle. Arkadaki baca akmıştı. Şöyle masa örtüsünün üzerine baca akmış. Biz fark etmemişiz. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Örtünün üzerine akmış. Şu perde de arkadaki oturma odasının perdesi arkadaşlar. Güneşte erimişti. Biz bir yarısını kestik. Camın yarısını kesince diğer yarısı komik durdu. Diğer perde biri kısa biri uzun. İkisini de kesmek zorunda kaldık. Onları da hemen aceleyle buraya getirdim, attım kestiğimi. Bunlar zaten atılacak. Şunları alacağım. Lazım olur şu korniş düğmelerini alacağım. Bakın yerler nasıl duvardan yerlere kum dökülmüş. Gördünüz mü arkadaşlar? Batık batık, bildiğiniz gibi değil. Batık. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama her yer dökülüyor. İçinde kalmayınca gerçekten kötü oluyor. Eşime diyorum gelelim evimize. Tamam orayı diyorum kışın kullanalım. Burayı yazın kullanalım. En azından hani ev boş kalmamış olur. Artık bilmiyorum yazın belki gelir. Bu sefer de diyor ki yazın diyor orada klima var rahat oluyor. Kış geliyor burası diyor çabuk ısınıyor güzel oluyor. Orada da arkadaşlar gerçekten mutfak. Yani her yer duş alacağın zaman banyonun kapısını aç. Hemen zaten banyonun karşısında soba. Hemen orası da ısınıyor. Çocuklar için de bizim için de rahat oluyor evet ama yani burası da insan yaşamayınca kötü oluyor ev. Demek ki evin ömrünü gerçekten insanın olması uzatıyor. İnsan olması eve iyi geliyor daha doğrusu. Hemen mutfağı halledeyim de evin rutubet kokusu hemen gitti. Mis gibi deterjan kokuyor. Demek ki şöyle soba da yaksak 3-4 gün. Vallahi yoruldum. Şu paspası da silkelesin Efe'ye söyleyeyim. Şuradaki parçaları yaptı. Oturdum ben de şimdi. Kıyıda köşede yukarılarda örümcekler var. Onları alıyorum bir taraftan. Bir taraftan süpürüp siliyorum. O sobayı da büyük ihtimal ben sileceğim, temizleyeceğim. Bacadan dökülenleri de ben siler, temizlerim derken işim bitmez. O yüzden eşim gelene kadar bari diyorum. Süpürme, silme işini bitireyim de. Bu evde büyük olduğu için ben şimdi öbür evi yaptım, geldim. Şimdi burada tabii ki de yoruldum. Ama dedim ki İşin içine girmişken hepsinden kurtulayım.
Su böreğiyle baklava yapacağım. Onları yaparım diğer hafta içi de. Yapayım dursun kenarda. Canımız çektikçe yeriz. Öyle yani. Su da getirmedim yanıma. Susadım ve tiroidlerden dolayı boğazım sık sık kuruyor. Böyle gıcık oluyor. Hep su içmek ihtiyacı duyuyorum. Buradan gene idare etmek için içerim ama çok aşırı yağmur yağdığı için sular çamurlu akıyor. O yüzden içemem. Aslında şişemi doldurdum ben ama diğer evde unuttum. Zor ya. Yani çocuklar Efe dedi anne ben süpüreyim burayı ben sileyim süpüreyim. Dedim annem uzun zamandır hiç dokunmuyoruz buraya. Çok batık yani. Biraz düzgün şey olsaydı hafif böyle bir toz olsaydı derdim yap ama örümcek toz kıyıyı köşeyi hep kontrol etmek lazım. Sağ olsun ben yapayım dedi ama Elif de arkadaki evin tozunu aldı. Ben de süpürdüm sildim. Bu mutfağın üstündeki şöyle tezgahın üstündeki mermer bile şöyle bak görünür belki baktığınız zaman bakın parlamıyor. Nasıl bembeyaz toz. Ben kamerada fark ediyorum. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum da. Bembeyaz duruyor. Toz içinde ya. İşte öyle arkadaşlar. Belki burayı hiç ellemem tezgahın üstünü. Şu yerleri bir süpürüp sileyim de. Orayı da yani enerjim olursa yaparım. Zaten enerjim yok. İş başına ben iş başına geçeyim. Temizliğe devam. Burayı da süpürdüm, sildim. Şurayı da süpürdüm, sildim. Ondan sonra şurayı da süpürdüm, sildim. Sıra geldi. He, bir de şu oturma odasına Elif ünitenin tozunu alıyor. Şöyle soba altlığımız geldi. Sobamız geldi şöyle. Eşim bacanın içindeki kurum vardı. Bayağı bir birikmişti kurum. Onları boşalttı. Şimdi de boru ayarlamaya gitti. Kuralım da dışarıda çürüyeceğini. Burada dursun sobamız öyle çok eski bir soba değil. İşte dediğim gibi hem mutfağı da temizledim. Mutfağı da süpürdüm, sildim. Şöyle. Bitirdin mi Elif? Elif de üniteyi sildi, tozunu aldı. Şu şişeleri de al oradan kızım. Abinin değil mi? Orada poşet var ya, siyah poşet. Koy onun içine. Her yerde şişe var. İşte dediğim gibi evin bu kısımları bitti. Ondan sonra arkadaşlar şurası var. Yatak odası var. Orayı temizleyeceğim. Bu ara var. Ondan sonra makinemiz çamaşır yıkıyor. Sonra da bu arayı temizleyeceğiz. Ondan sonra bitmiş oluyor. İnşallah bitirebiliriz. Yoruldum, çok yoruldum. Yani dedim vallahi bir de sobayı dedim benim üstüme yıkmayın. Sobayı dedim silin. Gelin. Onlar da dediler tamam. Neyse sobayı sildiler. Boruyu da ayarladılar mı? Tamamdır. Ben böyle bu tarafı da halledeyim arkadaşlar. Tuvalet koridoru kaldı. Şu ara koridorla yatak odası kaldı. Onu da hallettik mi? Tamam. Sobamız kuruldu. Pek güzel silememişler ama neyse. Şu aşağılarında örümcekler sallanıyor. Şöyle şuralarda. Oraları bir elden geçirmem lazım. Şöyle. Burada dursun. Hazır dışarıda çürüyeceğine. Burada arada bir gerektiği zaman yakarız. Eşime dedim ay dedim güzel altlık burada olacak dedim. Dedim arkadaki altlığı buraya getirsek bunu dedim oraya götürsek. O da dedi ki ben sana yine arkaya da dedi alırım. Normalde ne kadar da Elif? Ne dedi baban? 300 300 müymüş?
350 mi neymiş? Bir de 450'lik varmış. İyisi oymuş diye eşim 450'likten almış. Bir de 350'lik vermiş galiba. Elifciğim giderken ıslak mendili götür annem. Şu çamaşır suyunu götürsen mi? Mavi bez lavaboda şeyde banyonun levyesi var ya çeşme. Onun üstünde mavi bez. Onu getir. Ya o çamaşır suyunu götürme ama. Çünkü buradaki lavaboyu ovacağım. O bez bana lazım Elif. Öyle işte arkadaşlar böyle. Hiç olmazsa dedim lavaboyu çamaşır suyuyla ovalayayım. Dışarıdan çok toz gelmiş. Camın üstünde hemen camın üstünde şey var. Cam. Camın üstünde cam var dedim galiba. Yok. Lavabonun üstünde lavabonun üstünde cam var. Dışarıdan rüzgar estikçe içeriye toz gelmiş lavabonun içine haliyle. Kirlenmiş. Oraya dedim bir çamaşır suyu dökeyim. Şöyle bezle güzel bir ovalayayım. Öyle yani. Şöyle dedim bir nefes alayım oturayım. Bir şeyler yaptım işte. Efe. Şu ara yerdeki şu açık yere yolluk kısa kısa yolluklar var. Onlardan koyuyorum. Efe az önce ben süpürürken dışarıya çıkarıp silkeledi. Acayip toz birikiyor. Şimdi Efe getirir onları geriye buraya serer. Yani eve gidip gelirken makineye çamaşır getirip götürüyorum. Ah çilemiz çok arkadaşlar. Efe akşam yazık çocuk yağmurda çamurda bir daha geri dönmemek için makinenin de bitmesine yarım saat vardı değil mi Efe? Çocuk burada soğukta yarım saat makine bekledi. Anne git gel yapmayayım de, diye. Yazık günah ya. Vallahi imkan var ama yapan yok. Ben makineyi çektim oraya. Duvar delinecek, arkadan çeşmeden su alınacak bu kadar. Öyle elektrik sorunu yok, çeşme sorunu yok. Yani bilmiyorum. Mutfaktan taşıdım ben girişe. Girişin orası çok müsait makine için. Makinenin olduğu yerde priz var. Hemen arkasında da çeşme var. Sucu var. Eşimin dayısının oğlu var sucu. Yani onu çağıracak. 10 dakikasını almayacak bir iş için. Yani 10 dakikasını almayacak bir iş için biz yağmur, çamur, gece, gündüz makineye çamaşır taşıyoruz. İki tane çocuk gidiyor okula. Eşim gidip geliyor işe. İş kıyafeti oluyor. Hafta içi giydikleri çıkardıkları oluyor. Okul kıyafetleri, montlar, hırkalar kış da geldi. Kıyafetler daha bir kocaman oldu, büyüdü. O yüzden makineyi kurmadık. Kurmadığımız için de oraya çamaşır suyunun üstüne koy. Kurmadığımız için de yani çilemiz çok. Git gel, git gel, git gel. Geliyorsun ki bitmemiş. Yazın yormuyordu da kışın gerçekten zor oluyor. Bir de her yer dere gibi oldu. Evin etrafı çamur, su. Bayağı bir yoruyor bizi. O yüzden o makineyi bir an önce artık kurmak lazım arkaya. Çok sıkıntı yaratıyor. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım? Süpürdüm komple, sildim. Sadece yatak odası, işte o ara yerle tuvalet koridoru kaldı. Bir de lavabosu kaldı. Oraları ovalayayım. Onları da bitirdikten sonra burada işim bitiyor. Yemek ne yapayım onu hiç bilmiyorum. Pratik bir şeyler olmalı. Olmadı. Çay demleriz, kahvaltı türü yarısı yapacak bir şey yok. Çünkü yoruldum. Ve saat kaç? Saat kaç Efe? 4. Bu saatten sonra ne yapacağım ben? 4. Biraz makarna var peynirli. Çay demleriz. Aslında yetiştirsem yetiştirebilirim çorba morba bir şeyler ama işte yoruldum. Normal bir gün olsa 4'ten sonra ne yemekler çıkarırım da. İki ev temizleyince insan gerçekten pert oluyor. O yüzden ne yapsam diye düşünüyorum. Omlet yapayım mı Efe? Omlet yapayım. Zeytin, peynir. Tahin pekmez koyarım.
Domates doğrarım. Yani ne yapalım, bugün de böyle olsun. Diğer işleri halledeyim ben. Bugün böyle oldu arkadaşlar. İşler güçler malum. Yoruldum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.